Arkadaşlar merhaba. Ben Murat. Hepinize bol bol selamlar İsviçre'den. Arkadaşlar İsviçre deyince İsviçre'yi resmen kar bastı. Bakın geldim şu süpermarketin park ettim. Şu karlara bakın. Ve durmadan yağıyor ve yağacakmış. Geldim. Buradan bir kahve aldım arkadaşlar. Çünkü her yerden kahve de alamıyoruz. Çünkü her yer kapalı. Süpermarketler açık. Efendime söyleyeyim, eczaneler açık. Bugün yarın normal elbise satan dükkanlar da açık. Cumartesi de açık. Pazartesinden sonra kapatacaklarmış. Daha Şubat'ın sonuna kadar. Dün karar geldi. Ya şunu kapatayım ben ya. Dün karar geldi arkadaşlar. Şubat'ın sonuna kadar kapalı bu pandemi yüzünden. Şimdi bu koronanın iki çeşitlisini bulmuşlar. Bir tanesi Brazil'miş. Bir tanesi de ne zıkkımdı işte. Üf, ben de bıktım ya şu. Arkadaşlar devamlı böyle çalışıyoruz. Devamlı böyle. Böyle artık yani inanmazsınız, benim akciğer biraz eksik ya, biliyorsunuz, rahatsızlanmaya başladım. Bazen oksijen gelmiyor. Ama yapılacak bir şey yok. Hepimiz aynı gemide, kayıkta, botta oturuyoruz işte. Ama bugün kahveyi alabildim. Bari bir öğlenden sonra kahvesi içeyim. Sonra bir müşterim daha var, ondan sonra yolcudur Abbas, kimseye bakmaz, eve gideceğim arkadaşlar. Bu sabah ilk önce Zürih'e gittim. 5'te kalktım. Saat 6'da yola çıktım. Arkadaşlar ben yola çıkmadan evvel 20 dakika evvelsi daha yağmur yağıyordu. Ondan sonra kara bir çevirdi. İnanamazsınız. Ben yola çıkana kadar sokaklarda şu kadar, caddelerde şu kadar, bir 5 santim kadar kar yaptı. Ama nasıl lapa lapa yağıyor biliyor musunuz? Arkadaşlar ben otobana çıkana kadar, yani iyice kar yaptı, dikkat etmem gerekti. Otobana çıktım. Zürih'e gidiyorum. Zürih'te ilk müşterimdi. 70-80-60 öyle gittik. Tabi karanlıkta. Sol şeritten kimse gidemiyor. Kar vardı. Hepimiz sağdan arkasıya. Yani iyi ki o zaman dua ediyorum, yollarda kamyonlar var, biraz yolları açıyorlar. Yoksa araba sallanıyor böyle. Benim araba da ağır. Yani bir kaydımı kayıyor, gidiyor yani. Ve ön çekiş, arkada yük. Onun için hiçbir işe yaramıyor. Aslında bu yük önde olması lazım. Arkadaşlar otobanı ben terk ettim. Dedim normal, dedim giriş yapacağıma, benim müşteri bu tarafta, dağının tepesinden öbür taraftan inivereyim, müşteriye gideyim. Yanlış bir düşünceydi arkadaşlar. Şöyle, önümde araba durmasaydı olacak. Çıktık virajlı yolu, kar daha da çok olmaya başladı. Bu sefer yol bembeyaz oldu. Geliş gidiş aşağı doğru gelenler böyle adım hızından geliyorlar. Çok yavaş yani, bir kaydımı kayarsın tutamazsın. Biz de çıktık. Önümüzde 4 tane araba durdu. Stop orası. Bir tanesi hareket etti gitti. Onun kışlık lastikleri herhalde iyiydi. İkincisi de zar zor gitti. Üçüncü bir tane minibüs. Markası boşver, lazım değil. İşçiler var işte içinde. İki tane minibüs. Çıkamadılar. Denediler. Dörtlükleri falan yaktılar. Bekledik. Yardım edemiyoruz çünkü araba ağır. Ondan sonra sağda bir yol vardı. Geri geldi. Oraya çekti. Orası da böyle bayır. Dedim sen buradan artık tuz olmadı mı öğlene kadar çıkamazsın. Ve halen yağıyor bakın. Onu muhakkak çekmişlerdir oradan. Ondan sonra önümdeki yeni bir Mercedes hareket etti. O kolayca çıktı. Ondan sonra geldi sıra bizim Skoda'ya.
Fark ettiyseniz biraz öksürme var. Dün de vardı. Kuru bir öksürme var. İnşallah korona marona değildir de bir de ondan uğraşmayayım. Arkadaşlar sıra bana geldi. Skoda'ya geldi. Azıcık gaz veriyorum. Vuv vuv yapıyor. A gidiyor da ama şimdi bir o yana kayıyor araba. Bir o yana kayıyor. Böyle doğru dürüst tekerlekler tutmuyor. Gitmiyor. Gazdan çekiyorum. Biraz şöyle diyorum belki bu tarafta daha iyidir tekerleklerde. Ondan sonra yavaş yavaş derken stopa 20 metre kala oralarını daha fazla tuzlamışlar belediyeden. Allah'a şükür bir tuttu. Vuv 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 çıktı. Ben sola sapacağım. Sağa baktım. Sağ böyle yukarı gidiyor böyle. Arkadaşlar sırf kırmızı lamba gördüm. Hepsi tıkanmış kalmış orada. Çıkamıyorlar. Şimdi neden çıkamıyor? Çıkan insan da çıkamıyor. Çünkü önündekiler tıkanıyor. Sen onları sollayamıyorsun. Neden sollayamıyorsun? Yukarıdan gelen oluyor. Bir tarafa kaçamıyorsun. Her yer araba. Bir baktım sırf kırmızı lamba. Ben Allah'tan sola gitmem lazım. Ama viraj aşağı böyle. Hep virajlı orası da böyle. Ve kar, buz kayıyor. Araba resmen kayıyor. Ondan sonra baktım bir tane polis arabası geliyor. Jeep. O büyük jeeplerden. Dedim tamam bunların yanında biraz tuz muz vardır. Bunlar biraz yardımcı mardımcı olur. Olamazsa da yardım çağırırlar yani. Velhasılı arkadaşlar indik. Zürih'in içine girdim. Bir sol yaptım. O sokaklar arasına girdim. Ondan sonra bir daha aşağı ineceğiz. Ondan sonra müşteriye geleceğim. Az kaldı. Navigasyon 2 kilometre falan gösteriyor. Yani Zürih'in içine geldim. Sola sapacağım bir daha. Kapatmışlar. Hani bayır aşağı gidiyor. Orasını kapatmışlar. Herhalde orada da arabalar tıkandı. Hayda geri dön. Arkadaşlar beni 7 kilometre dolaştırdı. Müşteriye gidene kadar. Ondan sonra müşteriye geldim. Orada azıcık orası aşağıda olduğu için azıcık kar vardı. Böyle yağmurla karla karıştırıyordu böyle. Dedim tamam inşallah düzelir. Arkadaşlar işimi bitirdim. Dışarı bir çıktım. Of, kalp krizi geçirecektim. Yani o kadar yağmış. İlk önce benim arabayı bir aradım zaten. Karın içinde kaybolmuş. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Arabayı bir temizledim. Malzemeyi yükledim. Arabaya bindim. Dedim Murat, şimdi bir işin daha var, onu da yap. Şimdi geldim buraya işte. Buraya geldim. Burada bir kahve aldım. Bir sandviç yedim şimdi. Evden getiriyorum ben kendim. Öyle zaten lokantalarda yiyemiyorsunuz. Kapalı şu an. Şu çantanın içinde arkadaşlar. Öğlen yemeğimi yanıma alıyorum. Arabanın içinde kafamı dinliyorum. Hatta böyle bir video yapmıştım. Hatırlarsınız. Hem biraz radyo dinliyorum. Hem cep telefonundan gazetelere falan bakıyorum. Bir de kahve çektim şimdi buradan. Allah'a şükür bu Lidl'ın girişlerinde kahve makinesi var. Ucuz yollu kahve alınıyor. Ondan sonra oturmağa da gerek yok. Al kahveni, arabanda iç, ondan sonra bak işine. Hızlı oluyor. Biz işçiler için, bizim için süper yani. Arkadaşlar böyle de bugün de böyle geçti. Biraz evvel dedim ya ben video yapamayacağım. Böyle olmayacak. Ne çekeyim, ne yapayım? Göz gözü görmüyor. Arkadaşlar isterseniz bir daha göstereyim. Gene kapanı verdi önüm bakın. İsterseniz bir temizleyeyim ama bakın gene cam gitti. Klimayı çalıştırmam lazım. Havalandırmayı çalıştırmam lazım. Yani tam yani kış geldi yani. Türkiye'de de kurukluk varmış istiyorlar. İsterseniz gelin yarısını buradan yarısından fazlasını da alın yani. Burada su çok. Sudan bol bir şey yok İsviçre'de. Üf. Her neyse bir video yapabildik. Buna sevindim. Ne yapalım arkadaşlar? En mühim olan sağlık. Sağlıcakla kalalım da. Gerisi gelir arkadaşlar ya. Gerçekten gelir. Ama gerçekten kafamda dolaşıyor. Bu sene de galiba böyle bu korona derdinden geçecek. Hiç doğru dürüst bir şey yapamayacağız gibime geliyor. Maalesef.
izinlerimizi verdik şirketlere. Soruyorlar da bir sene evvelsi ne zaman gideceksin, ona göre söyle. Onları yazdırdık. Nisan'ın sonunda gelecektik. Uçak biletleri satılacak mı, satılmayacak mı? Oteller açılacak mı, açılmayacak mı? Rezervasyon, yani yer ayıttıralım mı? Para ödedik geçen sene, paramız öldü gitti. Onun için gerçekten korkuyorum. Yani parasından değil, gidebilsek canım feda olsun ya, gidebilsek vereyim de, ama belli değil, belli değil. Dün akşam hanım işten geldi, dedi fark etmez benim için, dedi filanca odayı dedi yeni badana yapsak iyi olur dedi. Tamam, sen bana gene iş buldun. Bana iş bulmadı, bana 6 ay evvelsi daha iş buluyor. İzine gidemezsek birincisi şunu yapacaksın, ikincisi şunu yapacaksın. Üçüncü, şimdiden başladı listeyi yapma arkadaşlar, Allah yardımcım olsun valla gerçekten. Uf. Hayat bu arkadaşlar, hayat. Hayat işte, devamlı her gün bir şeyler yapmak lazım. Başka türlü olmuyor. İstersen istemezsen yapacaksın işte. Hanım dedi mi zaten yapacaksın. Oldu arkadaşlar. Aa bak, abone olmadıysanız abone olun ha. Abone olmak beleş ya. Gerçekten beleş. Vallahi yalan söylemiyorum ya. Gerçekten öyle ya. Beleş, gerçekten beleş. Bir de like verin. Bunu veren var. Onun kim olduğunu da biliyorum ben. Bir de like verin, abone olun. Vallahi çok sevinirim ha. Böyle sabahları kalkıyorum, bir bakıyorum, aa 4 tane yeni gelmiş. Süper. Çay kahve içeceğiz. Arkadaşlar beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Sıhhatinize dikkat edin arkadaşlar. Sağlıklı kalın, benimle kalın. Hoşça kalın.